Adana Demirspor Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele Gökhan İnler'in son saniyede attığı golle 2-2 bitti. Maçta ilk düdük sesi ve Adana Demirspor Sampdoria maçı başlıyor. Samet'ten hatalı bir top. Bu esnada Vieira Verre pasını aktardı karşı karşıya. Caputo vurdu Ertaç. Ertaç'tan kurtarış geldi. Caputo'ya gol izni tanımadı Ertaç Özbir. Kevin Rodriguez. Onyekuru önünde boş bir alan buldu. Pasını aktardı. Akintola hareketli. Merkeze koşuyu yaptı. Şimdi gol şansı Berk. Berk vurdu kaleci. Top boşta Berk. Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor. Bir kontra ve Adana Demirspor Sampdoria karşısında tabelayı değiştiriyor. Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba ve son halka Berk Yıldız. Biadini topun gerisinde. Orta geldi, vuruş topağlarda. Sampdoria beraberliği yakaladı. Golü atan Francesco Caputo. Orta geldi. Ertaş boşa çıktı ve topu ağlarda. Golü atan Murillo. Üst üste gelen gollerle skoru 2-1 yapıyor Sampdoria. Kevin Rodriguez uzaktan şutları var. Rodriguez vurdu, top direğe çarptı, dışarı gitti. Maçın hakemi Ali Yılmaz ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı. Mehdi Leris. Leris yerden gönderdi. Bir tehlike. Gabbiadini vurdu Ertaç. Ertaş çok iyi uzandı, çıkardı topu. İsmail uzaklaştırdı. Bjarnason içeride. Aşıyı bulduk, aktı kaleye. Bjarnason yerden gönderdi ama Odero. Rodriguez bıraktı, bir şut şansı daha. Belhanda direğe çarptı. Direğe çarptı, dışarı gitti. Büyük şanssızlık. Ravaglia için ve Sampdoria için şans anı. Son bir fırsat olabilir. Gökhan İnler. Gökhan baktı kaleye. Çekti topu. Gökhan vurdu ve gol! 90+4 tamamlanırken Gökhan İnler skora dengeyi getiriyor. Gökhan'ın golünden sonra maç sona erdi. Nefis bir golle kapatıyoruz perdeyi Adana'ca. Şimdi bugünün son Skype bağlantısını Salim Manav'la yapacağız ve gündemdeki gelişmeleri kendisine soracağız. Salim, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş buldum Ezgi. İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Şimdi Adana Demirspor'un özetini izledik. İstersen oradan başlayarak şöyle hem Adana Demirspor'un transfer gündemi, hazırlık gündemi, hem diğer takımlarımızın transfer gündeminde ne gibi gelişmeler var senden dinleyelim. İstersen hemen Adana Demirspor'la başlayalım. Adana Demirspor'da ana gündem maddesi Samet Akaydın. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe transferine kamuoyu kesin gözüyle bakıyor. Ben de elde ettiğim bilgilere göre Samet Akaydın Adana Demirspor'dan ayrılırsa talipleri var. Bu takımın Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Önemli bir bonservis miktarında Fenerbahçe'ye transfer olacağını düşünüyorum. Tabii yapılacak olan transferler de var. Daha önce de hem Brezilya basınında hem de ulusal basında yazılmıştı. Hulk gündem maddesi. Hulk gibi futbolcuları transfer edebilmek zordur. Çünkü uzun bir süreç istiyor. Ben Adana Demirspor'a gelirse katkı sağlayacağını düşünüyorum. Girişim olduğunu da net bir şekilde biliyorum. Bunu söyleyebilirim. İstersen Adana Demirspor'la başladık. Fenerbahçe ile devam edelim Samet Akaydın konusuyla birleştirip. Fenerbahçe Arda Güler'in %20 bonservisindeki %20'lik pay için Gençler Birliği kulübüyle 2,5 milyon euroya anlaştı. Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gidecek oyuncular var. Osman Ertuğrul Çetin'i net bir şekilde istiyor Ankara temsilcisi. Çağatay Kurukalıp, Lemos da listede olan oyuncular arasında. Bunu da izleyenlerimizle paylaşalım.
Sonrasında Gençler Birliği ile ilgili birçok soru geliyor Ezgi. Ankara temsilcisi transfer tahtasını da açtı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Birçok oyuncuyu da kadrosuna katacaktır. Buradan da bunun müjdesini verelim. Fatih Karagümrük Süper Lig ekibi. Fatih Karagümrük'te de ayrılıklar peş peşe geldi. 4 isimle yollar ayrıldı. Dün de son olarak Stefan Kolkur'la yollar ayrıldı. Daha önce Fatih Karagümrük, Caner Erkin, Burak Bekeroğlu, Jimmy Durmaz'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshetmişti. Fatih Karagümrük'te hedef Barış Alıcı. Barış Alıcı'yı transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük. Barış Alıcı'yla Fatih Karagümrük dışında birincilik ekibi Samsunspor da ilgileniyor. Transfer gelişmeleri sıklıkla yaşanıyor. Özellikle de Fenerbahçe'den bahsettik. Galatasaray'da da ben hareketlilik bekliyorum bu noktada. Galatasaray'da sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip sol bek transfer edecek. Daha önce gündeme Rıdvan Yılmaz gelmişti. Rıdvan Yılmaz kesinlikle Avrupa'dan ayrılmayacak. Glasgow Rangers'tan ayrılmayacak. Arayışlarını sürdürüyor teknik direktör Okan Buruk ve ekibi bu noktada. Patrick Vananok'la da kesin olarak yollar ayrılacak. Oyuncuyla şunu söyleyebilirim. Oyuncu eğer ayrılmak istemezse, zaten şu anda ayrılmak istemiyor. Kontratı çok çok iyi. Oyuncu ayrılmazsa TFF listesine dahil edilmeyecek. Yani kadroda yer bulamayacak kendisine. Galatasaray oradan da yabancı kontenjanında bir isim açmak istiyor. Bunu da izleyenlerimizle paylaşalım. Gelişmeler yaşandıkça Süper Lig'de transfer gündemini de aktarmaya devam edeceğiz. Pazar günü de çok önemli bir final var. Arjantin'in rakibi Fransa. Çok önemli bir final. Bu noktada ben Arjantin'i kupaya bir adım yakın görüyorum. Sonrasında zaten A-Spor ekranlarında izleyeceğiz. Zira Türkiye Kupası heyecanı ve Süper Lig'deki maçlar başlıyor. Arada sona eriyor. Keyifli ve uzun bir maraton bizi bekliyor Ezgi. Evet, istersen sen tabii söyledin Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini ama biraz detaylandıralım Salim. Arjantin Fransa, Messi mi Mbappe mi tartışması var bir taraftan, üçüncülük maçı. Biraz daha böyle yorumlarını açıkçası merak ediyorum Dünya Kupası ile ilgili. Ya Messi mi Ronaldo mu, Messi mi Mbappe mi Ronaldo mu, hep bu kıyaslama yapılıyor. Ben şunu söyleyebilirim. Yetenek anlamında ben kesinlikle Messi diyorum. Fakat çalışkanlık anlamında, çalışkanlık profili olarak, örnek olarak Ronaldo'yu söyleyebilirim. Her ne kadar bir yılında sıkıntılı süreç yaşasa da Manchester United'dan ayrıldı. Sonrasında Dünya Kupası'nda hatırlanacağı üzere Fas maçında da yedek kalmıştı. Ondan önceki maçta da yedek kalmıştı ve kupaya havlu attılar. Kupa özeline geri dönecek olursam, kupanın bence sürpriz takımlarından birisi Fas'tı. Yarı final oynamışlardı. Zaten Afrika kıtasında yarı final oynayan tek ülke oldular. Bu başarıyı da elde ettiler. Umarım Fas da üçüncü olur. Fas bana biraz 2002 Dünya Kupası'ndaki Türkiye'yi de hatırlattı. Fransa'yı elendiler. Fransa tekrardan 2018'de olduğu gibi finalde. Mbappe kazanırsa iki kez üst üste Dünya Kupası'nı kaldırmış olacak. Önemli bir yıldız. Dünyada önemli isimler arasında. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Messi özelinde gelecek olursam, Messi ve Ronaldo, özellikle de Messi son 20 yılda futbolumuza çok şey kattı. Ve bu Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük ki Messi gerçekten o kupayı kaldırmak istiyor. Maradona gibi hayaline ulaşmak istiyor. Çünkü fenomenler kazandıkları Dünya Kupası'yla hatırlanıyor. Mesela Dünya Kupası'nı izlerken tribünlerde, özellikle de Brezilya maçlarında Ronaldo Nazario'yu gördük. Aklımıza direkt, eminim izleyenlerimizin de gelmiştir, 2002 Dünya Kupası'ndaki performansı gelmişti. O da çok önemli bir yıldızdı. Hep tartışılıyor. Ben yetenek anlamında Messi diyorum. Ama kendi özelimde şunu söyleyebilirim. En beğendiğim oyuncu fenomen Ronaldo. Peki Salim Manav, çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben de güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bu bağlantıyla Sabah Sporu'nu noktalıyoruz. Saat başında medya dünyasıyla görüşmek üzere.